Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabak ile çok lezzetli bir meze yapacağım. Nuraniye yapıyorum. Hemen tarife geçiyorum. 1 çay bardağı pirince uygun bir kaba alıyorum. Yıkayıp üzerine geçecek kadar su ilave ediyorum ve ocağa alıyorum. Haşlanmaya bırakıyorum. Bu arada kabaklarımı rendelemeye başlıyorum. Ben bu tarifimde 5-6 tane kabak kullandım. Rendenin iri gözüyle rendeliyorum. Çok hafif ve lezzetli bir Girit mezesi. Eğer şimdiye kadar denemediyseniz, kabağın zamanı geçmeden denemenizi tavsiye ederim. Hafif beslenmek isteyenler için bence lezzetli ve sağlıklı bir öğün bile olabilir. Bütün kabakları bu şekilde rendeleyerek hazırlıyorum. Uygun bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı alıyorum ve üzerine kabaklarımı ekliyorum. Bu arada pirinçler de yumuşayana kadar haşlanmış oluyorlar. Kabakların suyun sanmasına müsaade etmeden, yüksek ısıda yakmadan sotelemeye dikkat ediyorum. Arada bir karıştırıyorum. Çok fazla da ezilmesini istemiyorum. Yüksek ısıda pişirdiğimiz için kabaklar suyunu salmadılar ve hafif dişe gelecek şekilde pişiriyorum. Bu arada pirinçlerimiz de haşlandı ve soğumaya bırakıyorum. Mezemde kullanacağım diğer malzemeleri hazırlamaya geçiyorum. 4-5 tane yeşil soğanı ince ince doğruyorum. Bir tutam dereotunu da yine ince şekilde doğruyorum. Yeşilliklerim de hazır. Şimdi karıştırma kabına sotelediğim kabaklarımı alıyorum. Böylelikle daha kolay soğuyacak. Üzerine haşlanmış pirinçlerimi ilave ediyorum. Yoğurdu ve yeşillikleri daha sonra ilave edeceğim. Bu malzemelerimiz soğuduktan sonra. Mezemde kullanacağım sarımsaklı yoğurt için 3 diş sarımsağı biraz tuz ile döverek eziyorum. Üzerine 3 çorba kaşığı süzme yoğurt ekliyorum. Bir su bardağı da ev yoğurdu ilave ediyorum.
Kıvamını bu şekilde ayarlıyorum. Ekstradan su ilave etmeyeceğim. Hazırladığım sarımsaklı yoğurdumu şimdi kabakların üzerine ilave ediyorum. Yeşilliklerini de ekleyerek karıştırıyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Artık mezem hazır. Servis tabağına alıyorum. Üzerine zeytinyağı da yakmadan kızdırdığım toz kırmızı biberimi gezdiriyorum ve servise sunuyorum. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.